Merhaba çocuklar. 8. sınıf Türkçe dersi ben öğretmeniniz Şengül Şahko hoca. Bugünkü konumuz vurgu. Bugün vurgudan bahsedeceğiz. Vurgu nedir? Aslında vurguyu çok fazla kullanırız. Hem konuşmada olsun, hem okumakta olsun her zaman vurguyu kullanırız. Çünkü vurgulu konuşursak karşıdaki dinleyicinin daha istekli bizi dinlemesini sağlarız. Hadi hep birlikte vurgunun ne olduğuna bakalım. Konuşma ve okuma sırasında cümlenin bazı kelimelerinin kelimenin de bir hecesinin diğerlerine göre daha baskılı okunmasına, söylenmesine vurgu denir. Vurgu tamamen sözlü ifade ile ilgilidir. Ama yazılı ifadede de sözlü ifadede de nasıl vurgu yapılması gerektiğine dair ipuçları olabilir. Vurgu söze duygu ve anlam değeri katar. Anlaşılmayı kolaylaştırır, dinleyenin dikkatini uyanık tutar. Dilimizi öğrenen yabancıların en güç başardıkları konu vurgu konusudur. Onların konuşmaları sırasındaki kelime yanlışları, sözlerin tuhaflaşmasının temel nedenlerinden birisi vurgudur. Vurgunun kelimenin hangi hecesinde veya cümlenin hangi kelimesinde olduğunu bulmanın en iyi yolu önemli olduğu anlaşılan hece ya da kelimenin abartılı bir şekilde baskılı okunmasıdır. Vurgunun çeşitleri var. İşte karşınızda vurgunun çeşitlerini görüyorsunuz. Birincisi kelime vurgusu, ikincisi cümle vurgusu, üçüncüsü öbek vurgusu, dördüncüsü ünlem vurgusu. Çocuklar, biz daha fazla cümle vurgusu üzerinde duracağız. Cümle vurgusu. Cümlede anlamca en önemli olan ve özellikle belirtilmek istenen kelimenin baskılı okunmasına cümle vurgusu denir. Cümle vurgusu normal koşullarda yüklem üzerindedir. Ancak Konuşma sırasında cümlede yer alan sözcüklerin sırasında kimi değişiklikler olabilir. Bu tarz vurgu sözcükler arasında yer değiştirebilen ve sözcük öbeklerinin kendi vurgularından daha kuvvetli olan vurgudur. Bu özelliği ile de cümlede anlam değişiklikleri oluşumuna neden olmaktadır. Şimdi örneklerimize bakıyoruz ve eğer vurgunun cümle içinde değişik kullanılışı sayesinde nasıl da cümlenin anlamını değiştirdiğine şahit olalım çocuklar. İyi kalpli oğlan çiftçinin kızını seviyor. İyi kalpli oğlan çiftçinin kızını seviyor. Dikkat ederseniz Birincisinde seviyor sözcüğüne vurgu yaptım. İkincisinde de kızını sözcüğünü yani burada vurguyu yaptım. İyi kalpli oğlan çiftçinin kızını seviyor. Yine dikkat ederseniz çiftçinin sözcüğünde vurgu yaptım. İyi kalpli oğlan çiftçinin kızını seviyor. Yani çocuklar Dikkatle dinlediyseniz bu altı çizili sözcüklerde ben vurgulu konuştum ve anlatmak istediğimi vurguyla daha baskın hale getirdim. Dün sabah Ayten okulda beni aramış. Dün sabah okulda beni Ayten aramış. Dün sabah Ayten beni okulda aramış. Ayten beni okulda dün sabah aramış. Dikkat ederseniz vurguyu kullandığımız zaman hangi anlamda daha baskın ifade etmek istiyorsak yani cümlenin anlamı da değişmiş oluyor. Yani birincisinde ben beni aradığını ifade etmek istedim. İkinci cümlede Ayten sözcüğünde vurgu kullandım. Üçüncü cümlede de okulda sözcüğünde daha vurgulu konuştum. Aynı zamanda dördüncüsünde dün sabah diyerek vurguyu dün sabah sözcüğünde kullandım. Ve dün sabah benim için daha önemli olduğunu ifade etmeye çalıştım. İsim cümlelerinde vurgu genellikle özne de ya da yüklemdedir. Dilimizde zengin imkanlar vardır. Zengin imkanlar. Dili de işlediği konular kadar ilginçtir. Akıl yaşta değil baştadır. Necip Fazıl'ın eserleri açıklanmaya muhtaçtır. Soru cümlelerinde vurgu mi soru sözcüğünün önündeki sözcük veya söz grubundadır. Geçmişteki olayları mı ele alıp değerlendiriyor? Hasan dün sizi otobüste mi görmüş? Mi ile yapılmayan soru cümlelerinde vurgulanmak istenen soru kelimesidir. Kitabımı alan hanginizdi? Kaçıncı katta oturuyorsunuz? Ahmet size bu çiçekleri ne zaman getirdi? D bağlacı cümlede kendinden önceki kelimeyi vurgulu yapar. Biz geçen sene buralara da gelmiştik. Uyarı Soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, nesne veya dolaylı tümleç vurgulanmıştır şeklinde karşınıza çıkarsa gene vurgulanan öğeyi yüklemin önünde arayacağız. Ayşe bugün kalemini kaybetti. Beyli nesne vurgulanmıştır. Ayşe kalemini bugün kaybetti. Belirteç vurgulanmıştır. Kalemini bugün Ayşe kaybetti. Özne vurgulanmıştır dikkat edelim. Kalemini bugün Ayşe kaybetti. Kaybetti. Kim kaybetti? Ayşe. Yani burada öznedir. Vurgunun haydutları. Bakalım kimlermiş bu haydutlar. Bazı ekler ve bazı edat ve bağlaçlar vurguyu etkiler. Kendinden önceki kelime veya heceye atar. Mi bir edattır. M edatı kendinden önceki kelimeye veya edata atar. Dayak buldun mu kaç? Bakın burada vurgu. Beni Hasan mı aradı? Ki bağlacı da vurguyu kendinden önceki kelime veya heceye atar. Olumsuzluk eki de ma, me'yi kendinden önceki kelimeye atar. Annem yemek yapmadı. Bazı yüklem, çekim ekleri im, sin, dir, siniz, dirler ekleri vurguyu kendinden önceki kelimeye iterler. Haydutlar bunlarmış çocuklar. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere çocuklar.